Merhaba gençler, Dershane Burada'ya hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca, bugün sizlerle 6. ünitenin kelimeleriyle ilgili soru çözümü yapacağız. Çok güzel sorular var. Hadi başlayalım. Şimdi, blah blah is important for all kinds of extreme sports. Bir şey bütün ekstrem sporlar için çok önemlidir demiş. Risk, güvenlik, selamlama ve tehlike diyor. Şimdi tehlike ekstrem sporlar için önemli mi? Hayır. Ekstrem sporlar zaten kendi tehlikeli. Selamlama zaten alakasız. Safety, güvenlik önemli mi? Önemli. Önemli neden? Çünkü güvenlik olmazsa ölürsünüz arkadaşlar. Ekstrem sporlar tehlikelidir. O yüzden safety doğru cevap olur. Hocam risk ya da danger ekstrem sporlar için tehlikeli olmaz mı? Yani risk ya da tehlike olmadan ekstrem spora zaten biz ekstrem spor diyemeyiz. Ekstrem spor zaten bunları içeriyor. O yüzden güvenlik olacak. Geldik 2'ye. Are you a ya da an blah blah? Sen bir şey misin diye soruyor. Definitely I love taking risks. Tabii ki ben risk almayı çok severim diyor. Şimdi ancient land antik topraklar mısın diye soruyor. Hayır değil, değil mi? Olmaz. Physical risk, sen fiziksel risk misin diye soruyor. Olmaz. Adrenalin junkie, sen adrenalin bağımlısı mısın? Evet, risk almayı çok severim diyor. Boğulur mu? Boğulur muhtemelen Ceyhan. D'ye bakalım. Sen bir etkinlik lokasyonu musun, yeri misin diye soruyor. Muhtemelen değildir. Bir kişi etkinlik yeri olur mu? Olmaz. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 3'e geldik. My favorite blah blah are motor racing, skydiving and hand gliding. Benim favori bir şeylerim motor yarışı, gökyüzü dalışı ve hand gliding demiş. Şimdi bu spor, bunlar neydi? Bunlar ekstrem sporlar değil mi? Benim favori ekstrem sporlarım olması gerekiyor. Ekstrem sporlar demiş. Muhtemelen Adana. Ama diğerlerine bakalım. Manufacturers demiş. Üreticiler. Benim favori üreticilerim buna olmaz. Güvenlik eşyalarım olur mu? Hayır olmaz. Special equipment, özel ekipmanlarım olur mu? Hayır olmaz. Cevabımız Adana olur. 4 ne demiş? Blah blah would like to see how far they can go. Bir şeyler how far they can, ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler diyor. Kimler ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler? Bu ünite içinde konuşuyorum. Ekstrem spor yapanlar değil mi? Hani böyle adrenalin bağımlıları böyle ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler ki ekstrem sporları o yüzden yaparlar. Mesela kaya tırmanışı. Az ekipmandan ne kadar daha yüksek bir dağa tırmanabilirim? Ya da işte yamaç paraşütü ne kadar uzağa uçabilirim? Gibi şeyleri denerler. Uzmanlar diyebilir miyiz? Hayır. Uzmanlar hatta çok güvenli çalışırlar. Ekstrem sporlar olur mu? Ekstrem sporlar ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler mi? Hayır. Mesela gökyüzü dalışı ne kadar ileri gideceğini görmek isteyemez. İnsan değil. O bir spor çünkü. Eledim. Physical risk. Fiziksel riskler işte görmek isterler. Hayır, onlar insan değil. Adrenalin lovers, adrenalin severler. Ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler mi? Evet isterler. Bu yüzden cevabımız Denizli. Bu arada bu cevapları hani bazen hani kişisel olarak cevaplıyormuş gibi görünebilirim. Hani kendi görüşüm gibi. Hayır, ünitenin ağzından konuşuyorum ben gençler. Ünite neyi doğru kabul ediyorsa ben onu size doğru olarak söylüyorum. Ünite neyi doğru kabul etmiyorsa onu size yanlış olarak söylüyorum. Aklınızda bir soru işareti kalmasın o konuda. Ne demiş 5'te? I really love hand gliding because it is fantastic to blah blah the city from the air. Ben hand gliding'i çok seviyorum diyor. Çünkü şehri havadan bir şey yapmak müthiş demiş. Şehir havadan bir şey. Şehir havadan ne yapılır? İzlenilir, görülür, keşfedilir. Değil mi? Begin, başlamak olmaz. Include, içermek olmaz. Discover, keşfetmek muhtemelen olur. Keep, tutmak bu da olmaz. Cevabımız discover olacak. 6'ya geldik, ne diyor? Rock climbing is dangerous because it has bir şey. Rock climbing tehlikeli diyor. Çünkü onun bir şeyi var. Neyi var? Riskleri var değil mi? Rock climbing'in. Indoor courses. İç mekan kursları var diyor. Rock climbing'in iç mekan kursları olur mu? Olmaz. Aslında böyle şey yerler var bu arada. Kaya tırmanışı, tırmanış antrenmanı için böyle iç mekan şeyleri var ama hani kaya tırmanışın direkt olarak olmaz. Physical risk. Bu olur mu? Evet, riskleri var. Tehlikeli çünkü riskleri var. Olur mu? Mantıklı. Registration fee, kayıt parası
Yok. Yani bir herhangi bir daha bu konuda kayıt parası alıyor mudur bilmiyorum. Hakikaten hiç bilmiyorum rock climbing nasıl işliyor. Belki muhtemelen tırmanılan güvenli alanlar vardır ve bu alanlara giriş yapmak için para veriliyor olabilir. Rivers and lakes. Göller ve nehirler ve göller demiş. Rock climbing'in nehirler ve gölleri yoktur muhtemelen. Ama fiziksel riski var. Cevabımız Bursa. Diyedi ne demiş? I prefer river rafting to parkour running. Ben nehir raftingini parkur yapmaya tercih ederim demiş. Çünkü o daha exciting, etkileyici. O etkileyici demiş. Biz buna daha dememiz lazım. Daha diyebilmemiz için ne lazım? Burada daha anlamını veren kelime daha, en az, daha az güvenli. Anlamları bunlar. Ne yapacağız? Daha'yı işaretleyeceğiz burası için. Bunu konu anlatımını konu anlatım videomuzda anlatacağız. 8'e geldik. Life is blah blah an adventure or nothing. Hayat bir macera ya da hiçbir şeydir demiş. Ama hayat bir ya bir macera ya da bir hiçbir şeydir anlamını vermemiz gerekiyor. Bu ya anlamını either veriyor gençler. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Konu anlatımı gibi pek anlatmamıştık ama cümlelerin içinde gördüğünüz zaman hani karıştırmayın yani anlayın diye. Hani hayat ya maceradır ya da hiçbir şeydir. Buradaki ya anlamını either veriyor. Adrenaline seekers are generally people who prefer blah blah themselves against the nature. Adrenalin arayıcıları, adrenaline seekers, adrenaline lovers, adrenaline junkies, bunların hepsi aynı şey. Genellikle insanlardır. Nasıl insanlardır? Kendilerini doğaya karşı bir şey yapmayı tercih eden insanlarmış. Doğaya karşı ne yaparlar kendilerini? Test ederler, değil mi? İşte bu nehirden daha mı güçlüyüm? Bu mağarayı keşfedebilir miyim acaba gibi. Keeping fit olmaz. Test etmek olur buraya. Correcting, düzeltmek, reaching, ulaşmak bu arada. An adventure is an exciting or blah blah experience. Bir macera ilgi çekici ya da bir şey tecrübedir diyor. İlgi çekici tek tek koyalım. İlgi çekici ya da antik bir tecrübedir. Hayır olmaz değil mi? Antik bir tecrübe değildir. Maceraya ilgi çekici ya da beklenmedik bir tecrübedir. Olabilir, olabilir. İlgi çekici ya da temiz bir tecrübedir. Hayır. İlgi çekici ya da karşılaştırmalı bir tecrübedir. Bu da olmaz. Ne olur ama beklenmedik ya da normal olmayan, sıra dışı bir tecrübedir. Bu olur. Burak demiş, what is another name for blah blah? It's Adrenaline Lovers demiş. Yani Adrenaline Lovers'ın diğer adını bulacağız. Extreme Sport değil, Extreme Activities değil, Physical Risk değil, Adrenaline Junkies değil mi? Daha birkaç saniye önce söylemiştim. Adrenaline Lovers, Adrenaline Junkies, Adrenaline Seekers. Arayıcıları, Seekers, Adrenaline Arayanlar. Bu da bu üçü de aynı anlama geliyor. Gördüğünüzde şaşırmayın. 12'de ne demiş bakalım? Do you need any special equipment to do blah blah? Bir şey yapmak için özel ekipmana ihtiyacın var mı demiş. Ebru da demiş ki of course. Tabii ki var demiş. You need parachutes or hot air balloons. Paraşüte ya da sıcak hava balonuna ihtiyacın var demiş. Paraşüte ya da sıcak hava balonuna neyde ihtiyacın olur? Gökyüzü sporlarında değil mi? Hava sporlarında ihtiyacımız olur. Sky Sports demiş. Sky Sports olur. Ama safety items, güvenlik eşyaları hani güvenlik eşyaları için özel ekipmanlara ihtiyacın var mı olur şuraya koyarsak? Olur mu? Olmaz tabii. Kask, helmets, kasklar daha doğrusu. Water sports, su sporları demiş. Su sporları için paraşüt ya da sıcak hava balonuna ihtiyacınız olur mu? Olmaz. Yani o yüzden ne olacak? Sky Sports olacak. Ne demiş bakalım 13'te. While doing extreme sports, ekstrem sporlar yaparken adrenaline junkies like the feeling of blah blah and challenge. Adrenalin bağımlıları ekstrem sporlar yaparken mücadele ve bir şey hissini ne yaparlar?
Junkies like. Ha, severler demiş. O şeyi severler. Şimdi bir tane duygu olması lazım. Adrenalin bağımlılarını sevebileceği, yani buraya koymamız gereken. And çünkü challenge gibi bir şey olması lazım. O bir hissi arıyoruz. Island, ada. Bu olmaz. Freedom, özgürlük. Bu olur mu? Özgürlük ve mücadele hissini. Olabilir mi? Bu olabilir. Soru işareti koyalım. Olabilir. Special, özel ve mücadele hissini. Yani özel hissetmek gibi bir şey yazsaydı burada, feeling special gibi bir şey olsaydı olabilir. Ama direkt sadece özel yazmış. O yüzden olmaz. Historic, tarihi ve mücadele. Tarihi demek çünkü. Olur mu? Olmaz. Ne olacak? Freedom, mantıklı olur. 14'e geldik. We had an or a in blah blah in Cappadocia to fly over the fairy chimneys. Almışlar Kapadokya'da. Fairy chimneys, peri bacaları. Peri bacalarının üzerinden uçmak için. Ne almış olabilirler? Mountain biking, dağ bisikleti almış olabilirler mi? Hayır, uçamazsın. Caving, mağara dalış sporu. Bu sporu almış olabilirler mi uçmak için? Hayır. Hot air balloon ride. Sıcak hava balonu gezisi almış olabilirler mi? Evet, olabilir. Muhtemelen bu. Kayaking. Suda yapılan o spordan bahsediyor. Bunu almış olabilirler mi? Hayır, Nevşehir'de sanmıyorum. Ne olacak? Cevabımız Ceyhan. Sıcak hava balonu çünkü uçmak diyor. Balonla uçulur. Geçtim. Ne demiş Esra? Why would you like to blah blah river rafting? Niye river rafting'i bir şeysin? Ne olduğunu bilmiyoruz. Boş bırakmış. Because it is really fascinating and challenging. Çünkü o çok etkileyici ve mücadeleci demiş. Why would you like to blah blah river rafting? River rafting gibi bir şey yapmayı niye istiyorsun demiş. Ne olabilir? Why would you like to try? River rafting denemeyi niye istiyorsun? Çünkü o çok etkileyici ve mücadeleci. Olabilir mi? Olabilir. Muhtemelen Adana aslında. Devam edelim ama. Niye river rafting'i tutmak istiyorsun? Olur mu? Olmaz. Niye river rafting davranmak istiyorsun? Pretend. Yani tam olarak davranmak değil, rolünü yapmak gibi de algılayabilirsiniz. Niye river rafting davranmak istiyorsun? Olmaz. Niye river rafting almak istiyorsun? Bu da olmaz. River rafting alınmaz. O spor yapılır. Yani futbol almak gibi bir şey. Hani futbol topu alırsın, futbol ayakkabısı alırsın, forma alırsın. Futbol alamazsın değil mi? O yüzden ne yapacağız? Denemek mantıklı olur buraya. Geldik 16'ya. Jenny ne demiş? We are organizing a blah blah on Sunday. Pazar günü bir şey organize ediyoruz demiş. Do you want to take part in it? Sen de içinde yer almak ister misin? Cool. I love walking in nature. Süper demiş. Doğada yürüyüşü çok severim. Doğada yürüyüş ne olabilir? Doğada yürüyüş ise gökyüzü dalışı aktivitesi. Olur mu? Doğada yürüyüş diyor. O yüzden olmaz. Trekking event. Olur mu? Evet, trekking bir yürüyüş aktivitesidir. Muhtemelen Bursa. Geldikçe hand gliding event. Doğada yürüyüşle alakası var mı? Walking çünkü burada dediği için yürüyüş diye diretiyorum. Hayır değil. Motor race, motor yarışının yürümekle alakası var mı? Hayır yok. Cevabımız Bursa. Ne demiş bakalım? We went to Mardin on vacation. It's an blah blah an ancient city. Şimdi Mardin'e tatile gittik demiş. O tarihi bir şehir, antik bir şehirdi ve antik ve şehirdi. Şimdi kış ve antik bir şehirde. Olur mu? Olmaz. Kaygan ve antik bir şehirde. Olur mu? Olmaz. Slippery, kaygan demek. Tarihi ve antik bir şehirde. Olur mu? Bu olabilir. En büyük ve antik bir şehirde. Olur mu? Olmaz. O yüzden tarihi ve antik bir şehir olabilir. 18'e geldik. We are going to organize a quad bike bir şey next weekend. Quad bike, dörtlü bisiklet, hani ATV motor, bir şeyi organize edeceklermiş. Bize katılmak ister misin diyor. I really love to, çok isterim. I'm crazy about using them, especially on mountains. Ben onları özellikle dağlarda kullanmayı çok istiyorum demiş. O zaman ne yapabiliriz? Quad bike'ın neyini organize edebiliriz? Sürüşünü organize edebiliriz değil mi? Quad bike'ın, yani ATV motorlarının köprüsünü organize edemeyiz. Uzmanını organize edemeyiz.
dış mekanını organize edemeyiz ama sürüş etkinliğini organize edebiliriz. O yüzden ride olacak. Geldik bakalım Erkan ne demiş? What do you think of caving? Caving sporu hakkında ne düşünüyorsun demiş. I'm not into it. Ben hiç çok ilgilenmiyorum demiş. Personally bana göre demiş. It is bir şey. Sevmiyormuş yani olumsuz bir şey bulmamız gerekiyor. Entertaining eğlenceli demek. Seviyorsa sevmiyorsa eğlenceli demez. O yüzden eledik. Interesting ilginç demiş. Ama sevmiyorsa ilginç demez. Exciting ilgi çekici demiş ama sevmiyorsa ilgi çekici demez. Ridiculous gülünç. Sevmiyorsa gülünç diyebilir mi? Evet diyebilir. Biraz kaba olsa da söyleyebilir. Geldik bakalım son sorumuza geldik. Adventures can be blah blah with physical dangers such as skydiving, mountain climbing and river rafting. Maceralar fiziksel tehlikeye tehlikeli yani gökyüzü dalışı dağ tırmanışı ve nehir raftingi gibi sporlar ne olabilir diyor. Fiziksel tehlikeli maceralar olabilir demiş. Peki bunlar nasıl şeyler olabilir? Bina olabilir mi? Hayır. Ne olabilir? Activities koyarsak buraya ne olur? Şuraya diyelim B'yi koyduk. Cümleyi tam toparlayalım. Maceralar adventures can be activities. Maceralar aktiviteler olabilir. Nasıl aktiviteler? Fiziksel riskli aktiviteler. Yani ne gibi? Such as örnek vermeye başlıyor. Şunun gibi gökyüzü dalışı, dağ tırmanışı ya da nehir raftingi diye. Activities olabilir. Businesses, işler olur mu? İş değildir bunlar. Bunlar spor, hobi ya da şeydir. İş olanlar da var da bunların öğretmenliği ya da instructor, göstericiliği iştir. Movements, hareketler olur mu? Hareket, bunlar da harekettir ama koca bir sporu sadece harekettir bunlar diye söyleyemeyiz. Hani bardağı kaldırmak falan harekettir de bunlar koskoca sporlar. Sporlar sadece harekettir diyemeyiz. Activities, aktiviteler diyebiliriz. Evet gençler sizin için kelimeleri şöyle bir minik sorular içinde kullanalım ve kullanımını görün istedik. Vokableri testi yaptık. Bir sonraki videoda konu anlatımında görüşürüz. Orada ne yapacağız? Komparatif karşılaştırmaları yapacağız. Sizin için tek tek anlatacağım nasıl yapılıyor, nasıl okunuyorsunu. O zaman kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.